Evet, katılıyoruz ya Rab. Biz sağlık içinde yaşamak istiyoruz. Ve biliyoruz ki bir gün senin yanında olacağız. Her hastalık bizden gidecek. Yani biz senin ülkesinde, egemenliğinde olduğumuzda hamdolsun. Hiç gözyaşı olmayacak. Hiç ağır bir şey olmayacak. Acı bir şey olmayacak. Hamdolsun. Ve neden? Çünkü sen bize geldin. Sen bize geldiğin için biz ondan sonra sana gelebiliriz. Her isteklerimizde. Kutluyoruz. O iyi haberin sonuçlarında içinde yaşıyoruz. Hamdolsun ya Rab. Senin güzel isminde. Amin. Tamam. Oh. Wow. Çok basit bir şey söylemek istiyorum bugün. Ama ilk önce soracağım. Biraz garip bir soru. Araç sahibi var mı burası? Yani araba. Araba sahibi var mı acaba? Tamam. Az kişi. O zaman polis tarafından durdurulmuş bir kişi var mı? Araba kullanırken. Araba kullanırken. Evet. Ben bir ay önce polis tarafından durduruldum. Ve hiçbir şey yapmadığım halde çok heyecanlıydım. Yani o şeyi hissettim. Siz mi? Evet. Siz onu hissettiniz mi? Durdurulsaydın. Yok mu? Sen benden daha iyi. Bravo. Normalde evet ya. Çünkü biliyorum ki daha önce bir şey yapmıştım. ama o zaman da olmadı. O zaman biraz korkuyordum. Ve eğer yetkililerden bir haberci gelirse hepimiz korkuyoruz. Çünkü hayatımızda büyük ve çok etkili bir şey olabilir. Ne söyleyecek? Ne haber ile geliyorlar? Kötü olabilir. Yani bir video size göstermeyi istiyorum. Bu Kanada'dan geldi. Matthew, sen seveceksin bunu. Ve bunu benzer yaşadın mı hiç? Ses yok, merak etme. Polis var. Ve tabii ki durdurulmuş bir kişi var. Ne yaptım? Soruyorlar. Dokümanlar göstermek lazım. Sorular cevaplamak lazım. Ne yaptım? Polis yani mutlu. Biraz daha. Oh. Wow. Bunu hissettin mi? Nasıl hissediyorlar? Endişe içinde. Heyecan. Param yok. Ödeyemem. her yüz dehşet doluydu. Değil mi? Ve evet, maalesef. Bu hissediyoruz. Ama bu Noel zamanında olduğu için videonun iyi sonucu var. Wow. Diyor ki, daha fazla durdurulmuş istiyorum. Bak ya. Çok iyi, tamam. Wow. Evet, yani bu Kanada'da. Kanada'da biraz farklı bir ülke bence. Yani yetkililerden kötü haberle
suçlanmaya bekleyen biri tam tersi seni seviyoruz diye duyunca ne kadar şaşırtıcı, ne kadar güzel, duygusal bir zaman olur. Yani hayal edin, kötü şey bekledim ama onun yerinde çok güzel bir sürpriz. Ve bugün kutsal kitaptan benzer bir hikayesi sizinle paylaşmak istiyorum. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Yaklaşık 2000 sene önce bir gece erkeklerden oluşan bir grup bir tepede toplandı. Onların etrafında birçok koyun vardı. Bunlar çobanlardı. Tüm koyunlar ve erkeklerin büyük çoğunluğu uyudu. Gece oldu. Birkaç nöbetçi vardı. Onlar muhtemelen birlikte konuşuyorlardı. Ya da uyumak istemedikleri için yavaşça etrafta yürüyüş yapmış olabilirlerdi. Her gece olduğu gibi koyunlara baktılar. Tüm gece sırayla nöbetçilik yaptılar. Koyunları korudular. Hırsızlardan, hayvanlardan. Ve biraz yukarıda Bethlehem kenti vardı. Tepenin tam üstünde, biraz yukarıda. 2000 kişili bir kent oldu. Ama bu gece normalden çok daha fazla kişi orada oturdu. Bir nüfus sayımı olduğu için soyhanesine bakarak her Yahudi atasına ait olan bölgeye giderek nüfus kaydı etmek zorundaydı. Bu yüzden eskiden Kral Davut'un soyundan gelen herkes Bethlehem'de bulunmak zorundaydı. Ve onun ailesi o kadar büyük ki her yer doluydu. Her evi, her odaya boş kalan hiçbir hane yoktu. Ahırlar bile dolmuştu yabancılarla. Ama o sırada herkes uyuyordu. Sessiz oldu. Gece oldu. O gece diğer geceler gibi sıradan geçiyordu. Belki çobanlar tekrar çoban krala nasıl dönebilir diye birbirlerine hikaye anlattılar. Davut'un kentinde Davut'un hikayesi buydu. Acaba çocuklarınız sen de bir gün kral olabilirsin demiş olabilirler miydi? Ama bu gece sıradan değildi. Beklenmeyen bir anda tüm çobanların bulunduğu alana ilahi bir ışık sarmıştı. İlahi ışığın yanı sıra Rabbin ruhu bir buhar gibi çobanların gözünün önünde belirlemişti. Herkes uyandı. Aynı anda herkes ne oldu sormaya başladılar. Şok oldu. Ve bu ışık içinde bir kişi daha görüldü. Onun varlığından anladılar ki bu Rab'den gönderilen bir melekti. Tüm çobanlar korktular. Galiba yüzüstü kapandılar. Normalde kutsal kitapta bir melek görürse hemen kapanıyorlar. Hemen yüreklerinde soru çıktı. Neden bu melek bize geldi? Ne işi var? Ne yaptım? Meleklerin geldiğini İsrail'in tarihinden biliyorlardı. Melek Tanrı'nın habercisidir. Ve her zaman iyi haber gelmiyordu. Bazen çok kötü oldu. Mesela Mısır'a
gelen melek ölüm meleğiydi. Bunu olabilir. Özellikle düşük, yoksul kişiler Rab'den iyi haberi bekleyemez. Bunlar peygamberler değildi. Bunlar krallar değildi. Bunlar kahinler değildi. Bunlar sıradan, kirli çobanlardı. Rab onları cezalandıracak diye düşünmüş olabilirler. Ne olacak? Biz birebir aynı şeyleri yaşamamış olsak da aynı duyguları hep hissettik. Polis bizi durdurursa ya da sınıftayken arkadaşlarımızla konuşurken ve öğretmen bize ismimizle seslenirse böyle hissettik. Ne yaptım? Cezalandıracak mıyım? Ne yaptım? Melek ne söyleyecekti? İlk önce melek onların korkusu gördüğü için korkmayın dedi. Meleğin dediği kolay ama çobanlar için bu zor bir iş. Korkular gitmemiş. Ama melek devam etti. Size bütün halka çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Çobanlar bunu anlayabilmeden öncesi her şey daha ağır değişti. O tek melek bir anda büyük bir melek topluluğu belirdi. Işık daha parladı. Ses daha gürültü. Hepsi, hep melek asker gibi göründüler. Bu göksel varlıklardı. Allah'ın ordusuydu. Ama çobanların korkuları gerçekleşmedi. Savaş, yargılama ve öldürmek için gelmediler. Onun yerine ilahiler söylemeye başladılar bu melek ordusu. Ve çobanlar Tanrı'nın parlayan görkeminde binlerce melek arasında Tanrı'nın haberi, müjdesini işittiler. Melekler Tanrı'ya överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Ve melekler yavaşça gözden kayboldular. Çobanlar bırakılmış. Işık parlamadı. Sadece tekrar yıldızlar ve ay vardı. Çobanlar birlikte topladılar. Koyunlar da topladılar. Yani çobanların yaşadığı duygu karmaşasını tahmin edebilir misiniz? Neler düşündüler? Ne söylediler? Birbirine baktılar ve sonunda birbirine sormaya başladılar. Sen de mi bunu gördün? Sen de mi bunu duydun? Ne dediler? Esenlik olsun. Tanrı bize hoşnut etmiş. Bir kurtarıcı geliyor. Bir Mesih var. Ne yapalım? Ne demek istedi? Neden? Nasıl? Herkes aynı şey yaşadığını emin olduktan sonra sormaya başladılar. Nasıl emin olabiliriz?
nasıl geleceği bilebiliriz? Ya dedi ki bir işaret var. Bethlehem'de bir bebek varmış. Yemlikte bulacağız onu. O zaman başka bir seçenek yoktu. Haydi dediler. Bu bebeği bulmamız lazım. Bethlehem'e gidelim. Eminim ki hiçbir kişi o tepede kalmadı. Herkes birlikte hemen gitti. Aceleye gitti Bethlehem'e. Bu işareti, bu bebeği bulmak için. Ve Bethlehem şehrine girince hemen her uyanık kişiye sormaya başladılar. Yeni doğan bebek var mı burası? Orada tabii ki bir hastane yoktu. Yani ya bebekler için. Hem de aynı zamanda nüfus sayımı olduğu için çok yabancı orada kaldı. Bu yüzden nereye bakmaya bilmediler. Ama sormaya devam ettiler. Bir bebek var mı burası? Ve bazen cevap geldi. Evet, birkaç bebek var. Hangisi istiyorsunuz? Çobanlar, bu bebek bir yemlikte bulunur diyorlar. Şok oldular ama devam ettiler. Sonunda her şey meleğin anlatıldığı gibi bir ahırda Yusuf ve Meryem ve yemlikteki bebeği buldular. Büyük ihtimalle Meryem ve Yusuf şok oldu. Çok yorulmuşlar. Ve bu kirli, yorgun erkekle neden geldi? Yusuf muhtemelen onları durdurmaya çalışmış. Ama ona anlattığı için çobanların bebeği görmeye izin verdi. Çobanlar üzün üzün kalmadılar. On bebeğe baktılar. Onların Mesih'in yüzüne baktılar. Onların kurtarıcının yüzüne baktılar. Bu işaret, Tanrı bizimle esenlik istediği işareti. Ama bebek, ve bu doğru bir bebek. Gerçekten bir bebekti. O zaman bebek yeni doğduğu için kısa zaman çıktılar. Korkuları tamamen gitmiş. Sevince döndü. Rabbin habercisi onlara geldiğinde iyi haberle geldi. Allah insanlarla esenlikte bulunmak ister. Ve bu esenlik gönderilen bebek aracılığıyla tamamlanacak. Övgü ve yücelik sunarak geri dönmeye başladılar. Ama yoldayken yüz yüze her gelen kişi ile ne olduğunu, bu iyi haberi anlattılar. Bu çobanların hikayesi. Ve gerçek bir hikaye. Kutsal Kitap'ta Luka 2'de 8-20 arasında bulunur. Yemlikte olan bebek İsa Mesih kendisi. Noel zamanında hikayede çobanlar yaptığı gibi biz İsa'nın geldiğini kutluyoruz. Çobanlara gelen haber sana da gelir. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara o biz. O zaman bize esenlik olsun. Çok çeşitli şekilde duyabilirsiniz bu mesajı. Çobanlara bir melek geldi. Yani melekler geldi. Yıldız bilimcilere bir yıldız geldi. Şimon ve Ana onlar ile kutsal ruh konuştu. Sen belki aynı şekilde
İsa Mesih hakkında öğrendiniz. Belki bir vaiz aracılığıyla, belki kutsal kitap aracılığıyla işittiniz. Bir arkadaş ya da bir akraba sana haber paylaşabilirdi. Ne şekilde gelirse gelsin, Rab'den gelen haber aynıdır. Yeryüzünde Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Tekrar ve tekrar bize bunu geliyor. Demek ki bütün halka çok sevindirecek bir haber var. Tanrı seni seviyor. Gerçekten. Cezalandırmak istemiyor. İsteseydi adalet ile gelecekti. Ama alçak gönüllülükle, merhamet ile bir bebek olarak. %100 Tanrı, %100 insan İsa geldi. Mesih geldi. Kurtarıcı geldi. Tanrı seninle esenlik içinde kavuşmak istiyor. İsa'nın kim olduğunu bilmezsen, bu haber senin içindir. Mutluluk onda, İsa'da bulunur. Çobanlar gibi İsa Mesih'e arayarak bulmaya hazır mısın bu İsa? Biz, Yaşam Kilisesi'ndekiler, biz bu haberi duyduk. Ona baktık. Her şey anlatıldığı gibi olduğunu öğrendiğimiz için bu müjdenin gerçekliğine inandık. Değil mi? İnanıyor muyuz? Ama bazen Rab bugün bunu benimle konuştu. Bu yeni. Bazen kardeşler İsa'ya gelmek istemiyoruz. Çünkü merak ediyoruz. Endişeyle geliyoruz. Ben Rab'e gidersem, imanlı olarak bile gidersem ne söyleyecek? Biliyorum ki ben mükemmel değilim. İmanlı olduğum halde doğru hissetmiyorum. Ve bazen korku için geri çekiyoruz. Ve Tanrı'ya gitmiyoruz. Biliyor musun? Ben bir şey paylaşmak istiyorum benim hayatımdan. Bir gün bir toplantıdaydım. Bir kişi vaaz verdi ve dedi ki, bugün Tanrı'ya gideceğiz ve bir soru soracağız ona. Bana bir şey söylemek istiyor musun? Dedim ki, ben gitmek istemiyorum. Ben hayatımı bildim. Mükemmel değildi. Ama tamam dedim, dua ettim. Rab benimle ne söylemek istiyorsun? Bana ne söylemek istiyorsun? Ne söyledi? Sen, David, sen oğlumsun sen. Çocuksun sen, çocuğumsun sen. Seni düşünürsem gurur hissediyorum. Aa, bu benim çocuğum. Oh, nasıl hissettim kardeşler? Sevinç geldi. Relief, yani relief. Rahatladım. Onun sevgisi duydum. Arkadaşlar, bu mesaj doğru olursa her zaman babamıza gidebiliriz. Oh, hamdolsun. İnanıyoruz bunu. İnanıyorum. Çobanların rolü değiştiği gibi biz de değiştirildik. Daha önce korkuyla Rab'in haberi aldılar bu çobanlar. İsa ile tanıdıktan sonra sevinçle Allah'ın iyi haberi paylaştılar herkes ile. Ve biz Hristiyanlar olarak haber alanlar olduk. Şimdi habercileriz, müjdeleyenleriz. Ve 2018 yılında bu kilisenin işi belli.
2000 sene boyunca olduğu gibi İsa'ya bakanların işi bizimdir. Hala bizimdir. Biz Tanrı'nın kabul edildiği aile olarak ışık olacağız. Parlayacağız. Karanlıkta parlayacağız. Biz Tanrı'nın güçlü ve merhametli olduğunu bildiğimiz için övgüler sunacağız. Ve Tanrı'nın bizimle esenlik istediği nedenle iyi haberi paylaşıyoruz. Herkes ile. Bu iyi haber Rab İsa Mesih'tir. Bu iyi haberimizdir. Ve haftaya Noel'i kutlayacağız hep beraber. Lütfen arkadaşlarına davet edin. Çünkü bu haber ne kadar iyi. Sevinç getiren haber. Kötü değil.